Emekli vatandaşlarımızın problemlerini dile getireceğiz. Değerli büyüklerimizin yaşadığı sorunlara işaret edeceğiz programımızın bu bölümünde. Milyonlarca emekli vatandaşımız var ve yaşadıkları birçok problem, sorun var. Onlar üzerinde duracağız. Disk Emekli Sen Samsun Şube Başkanı Sayın Taceddin Aydın stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Birçok problem var hiç şüphesiz. Onları dile getirmeye çalışacağız süremiz yettiğince ama emeklilik kavramını birazcık anlatarak isterseniz sohbetimize başlamış olalım. Koşullarını, ne olduğunu paylaşarak sonrasında diğer başlıklara geçelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle programı başlamadan önce bizde izleyen seyircilerimizi bir selamlamak istiyorum. Genelde bütün emekliler adına, özellikle Disk Emekli Sen üyeleri adına, temsil ettiğim insanlar adına ve konfederasyonum adına konuşma yetkim yok ama onlar adına da buradan bir selam göndermek istiyorum. Tüm izleyicileri saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Umarım faydalı bir program olur. Emeklilerin yaşadığı sorunları dilimiz döndüğünce sendikamızın genel bakışı çerçevesinde anlatmaya çalışacağız. Şimdi emekli deyince geniş bir kitle geliyor ülkemizde aklımıza. 12 milyon üzerinde bir emekli sayısı var. 12 milyon 100 civarında 2017 sonu itibariyle. Bu insanlar çalışma yaşamlarını sürdükten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık almaya hak kazanan, genel tanımla bu şekilde yapabiliriz. Çalışma yaşamlarını tamamladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlık aylığı almaya hak kazanmış insan kitlesi. Bundan sonraki yaşamlarını çalışmadan huzur içerisinde rahat bir şekilde yaşayabileceklerini düşünen, bunu uman, bu hayalde emekli olan bir insan kitlesinden söz ediyoruz. Çalışma hayatında da insanların hayalidir emekli olmak. Bir emekliyim gelse de bir rahat etsem şeklinde. Evet, emekliliğimde şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip planlanır. Evet. Hep. Planlar kurulur, hayaller kurulur. İşte o dönemde yapılacak işler planlanır. Torunlar vardır çevrenizde. Onlarla mutlu bir hayat sürmek istersiniz. Ama ülkemizde böylesi bir durum gerçekleşip gerçekleşmediğini gerçekten konuşmamız gerekiyor. Şimdi ülkemizde önce bir tek tek bir takım sayılardan sayılar vererek başlayayım size. Emeklilik koşulları ile alakalı mı? Yok, sayıyla ilgili. 12 milyon 100 bin emekli olduğunu söyledik. Bunların 8 milyon 400 bini yaşlık aylığı almakta olan. Yani emekliliğini tamamlamış, kendisi de yaşıyor sağ. Allah daha da sıhhat versin. Yaşamlarını devam ettiriyorlar. 3 milyon 450 bin kişi hak sahibi. Yani emekli olan kişi ölmüş. Onun yerine aylık alan dul ve yetimler olarak tanımlayabiliriz bunları. 300 bin kişi de yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan şehitler, gaziler, yakınları, bunlardan oluşan bir kitle. Toplam 12 milyon 100 bin kişiden oluşan bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bunlar hepsi aynı şeyi düşünen, aynı koşullarda yaşayan, yaşadıkları ortamı aynı olan insan kitlesi değil. Bir defa üç değişik kategoride bunlar emekli hak kazanıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu 5510 sayılı yasada bunlar 4A, 4B ve 4C şeklinde tanımlanmış. 4A'da tanımlananlar işçi statüsünde çalışıp emekli olanlar. 4B dediklerimizde kendi hesabına iş yerleri olan bağ kurulurlar. Bir de kamu emekçileri, devlet memurları dediğimiz çalışan kitlesi. Bunların hem çalışma koşulları hem de emekli olduktan sonraki bir takım haklara ulaşmaları çok farklı. Böyle bir farklılıkları var. Bir de yine çok geniş bir kitle olunca bunun içerisinde değişik kategoriler de var. Yani çalışma hayatı süresi içerisinde veya ticaret yaptığı dönemde bir takım kendi bundan sonraki geçimini rahatça sağlayabilecek bir takım varlıklar edinmiş insan var. Yani zengin var, yoksulu var. Değil mi? Birikim yapmışı var. Farklı sosyal çevresi olan var. Her siyasi şey siyasi düşünceleri farklı olan var. Değişik siyasi akımlara gidenler var. Birbirine çok zıt akımlar içerisinde olanlar var. Ama bunların hepsini tanımladığımızda bir emekli şeyin içerisine giriyor. Bir emekli. Giriyor ama bunları işte böyle aynı düşünen bir olay karşısında aynı davranışı gösteren,
istediğiniz zaman böyle sokaklara döküp haklarını alabilecek noktaya gelen veya bir siyasi partiyi iktidara getiren veya düşüren böyle toplu hareket eden bir insan kitlesi değil. Evet. Yani hareketlerinin bileşkesi çok farklı. Hı hı. Bir bileşkesi oluşmamış bir topluluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların bütününü temsil etmek, bütününü örgütlemeye çalışmak, hepsini aynı noktada hı hı. hareket ettirmek imkanı yok. Evet. Ama şöyle bir tanımlama yapabiliriz bunların içerisinde. Hani toplumda söylenir ya tuzu kuru ve tuzu yaş olanlar diye. Emekliler içerisinde bir tuzu kuru olan kesim var, bir de tuzu yaş olan kesim var. Biz emeklisen olarak, disk emeklisen olarak bu tuzu yaş olanların özellikle sorunlarını problemler. Dile getirmek, onların yaşam koşullarını yaşanabilir hale getirmek, aylıkların, ücretlerinin belirlenmesinde onları söz sahibi yapmak, hem bu faaliyetler içerisinde tutmak, hem de DİSK'in genel demokrasi anlayışı içerisinde bu arkadaşlarımızı, bu insanları demokrasi mücadelesine katmak, bu demokrasi mücadelesi içerisinde tutmak gibi bir görevi kendinize görev edindik. Ve bu anlamda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün emeklileri de bu tuzu yaş olan diye tanımladığımız emeklileri de sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye çabalıyoruz. Onları da bekliyoruz bu anlamda. Evet, böyle bir yapı var. Böyle bir aile var. İki kategoride değerlendirdiğinizi ifade ettiğiniz emeklileri tuzu kuru ve tuzu yaş olarak bazı yani, problemler var. Tabii. Geniş bir kitle dedik. Yaşanan problemler de hiç şüphesiz farklı farklı ama genel manada bir değerlendirme yapacak olursak en çok karşılaşılan problemler ve bunlara yönelik sizin tabii çözüm önerileriniz neler? Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi şöyle, iyi bir emeklilik hayatı yaşayabilmek için aslında iyi bir çalışma dönemi geçirmiş olmak gerekiyor. Emekliler yaşadıkları sorunların büyük bir bölümünü çalışma hayatları devam ederken elde ediyorlar. Evet. İyiyse de kötüyse de. Şimdi bu çalışma koşullarından kaynaklanan bir takım sorunlar var. Örneğin işçilerin çalışma süresi içerisinde sigortalı olup olmamaları. Yani işverenler genellikle sigorta çalıştıkları kesimleri insanlar sigortalı yapmama konusunda genel anlamda bir eğilim belirliyorlar. Kurumsallaşmış efendim büyük firmaları kastetmiyorum. Onlar zaten çalıştıkları işçileri sigorta yapıyorlar ama genel anlamda küçük işletmelerde daha az insan çalışan atölyelerde bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Bunlar gerçekten çalışma hayatının ciddi bir yarası, toplumsal bir yara şeklinde. Hı. Yani kişi iş bulduğuna seviniyor ancak sigortalı olup olmama konusunda da ciddi tereddütleri var. Acaba beni sigortalı yapacak mı, yapmayacak mı diye. Şimdi sigortalı olmadığınız zaman hizmet gün sayınızda ciddi bir problem çalışma yaşantısında başlamış oluyor haliyle. Ne kadar sigortası çalışırsanız emekli olduğunuzda maaşınızı, aylığınızı etkileyen hizmet gün sayısıyla eksik bir hizmet gün sayısıyla karşılaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla çalışma hayatından emekli hayatına olumsuz bir gönderme yapılmış oluyor. Evet. Sigortalı olsanız bile bu tür kişiler eksik gün sigortayı bildirmekle karşı karşıya da kalabiliyorlar. 30 gün çalışmasına rağmen bir takım yasal prosedürler yerine getiriyor işverenler, onu sigortalı gösteriyor ama eksik gün bildiriyor. 30 gün çalışıyor göstereceğini, 10 gün, 20 gün, 15 gün, bir hafta gibi çalışma gösteriyor ve eksik bildiriyor. Bu da dolayısıyla hizmet gün sayısını etkileyen faktörler, emekliliği olumsuz etkileyen faktörler. Artı kazancı düşük gösteriyor. Belki 30 gün çalışma gösteriyor ama 5 milyon lira ücret ödediği bir kişiye asgari ücret üzerinden gösteriyor. Sigorta primlerini o şekilde yatırıyor. Dolayısıyla bu da emeklilik hayatını yansıyan, kötüye etkileyen tabii olumsuz yönde etkileyen faktörler. Eğer bu koşullar düzgün olsa, bu anlamda ciddi bir denetim olsa emekli olanlar da çalışma hayatında hem ne kadar hizmetleri varsa o kadar gün karşılığında, ne kadar kazançlar varsa o kadar kazanç üzerinden emekli aylığı almış olacaklar. Kamu çalışanları açısından olaya bakacak olursak onlar da ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Bugün devlet memurları dediğimiz bu kesim emeklilik hayatını doldurmuş olanlar açısından ciddi bir sorunla karşı karşıya emekli olamıyorlar. Neden? Çünkü emekli oldukları takdirde ücretle aylık almakta oldukları aylıklarda yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Bunun nedeni de çalışırken kendilerine ödenen ödemelerin yarıya yakın kısmının
emek keseneğine tabi tutulmamış olması. Yani onlar keseneğe tabi tutulmuyor. Çalışırken biraz daha yüksek ücret alsınlar düşüncesiyle belki bu yapılıyor ama emeklilik hayatında ciddi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalınıyor. Onların yaşadığı problem. Dolayısıyla özellikle kamu çalışanları açısından özel hizmet tazminatı ve ek tazminat ödemeleri bunların keseneğe tabi tutulması halinde bu sorun ortadan kalkacak. Emeklilikte ciddi bir hak kaybına uğramamış olacaklar. Şimdi son günlerde bir 3600 ek gösterge konusu vardı. Bu siyasi seçimlerde siyasi partilerin ciddi bir vaat konusu oldu. Bundan önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi sadece polisler için dile getirmişti. Evet. Polislerin ek göstergesini 3600 yapacağız diye. Bu seçimlerde diğer siyasi partiler de buna katıldı. Kapsam genişletildi. Öğretmenler bunun işine katıldı. Daha sonra AK Parti din görevlilerini de bunun kapsama dahil edeceğini söyledi. Ve bu kesimler için öğretmenler, polisler, din görevlileri ve sağlık personeli, hemşireler için 3600 ek gösterge verileceği söylendi. Bu 3600'ün ne anlama geldiğini belki konunun muhatapları içinde yaşayanlar biliyor ama genel toplum kesimi 3600'ün ne anlama geldiğini, çalışanlara nasıl bir fayda sağlayacağını belki bilmiyorlar. Biraz o konuyu açmak isterim isterseniz. Şimdi polisler olsun, öğretmenler olsun zaten şu anda 3000 ek gösterge alıyorlar. 3000 ek gösterge 3600'e çıkartılacak. Bunun çalışanların aylığında artıştan çok azalmaya neden olacağı biliniyor. Yani çalışanlar açısından bu bir ücrette bir artış anlamına değil, aksine bir azalmaya neden oluyor. Çünkü ek gösterge 3000'den 3600'e çıktığında emek kesenek oranı %85'ten %145'e çıkıyor. Dolayısıyla getirisinden çok götürüsü oluyor ama emekliye yansıması Az önce bahsettiğimiz yüksek problemin çözümü için gibi yani. Şimdi bu meslek grupları için şimdi siyasi iktidarlar bir çözüm üretmiş oluyorlar bu sorunun çözümü için. Ama bu tamamen sorunu çözmüyor. Yani maaşlar, emekli maaşlarında 500-600 liralık bir artışa neden oluyor. Alacakları tazminatta da 25 yıllık hizmeti olan bir kamu çalışanı için 15-20 bin lira bir artış söz konusu. Ama sorunu tamamen çözmüyor. Bugün bir mühendis emekli olduğu takdirde maaşından 1500-2000 liraya yakın bir kayıp söz konusu. Bunun 500-600 lirasının telafi edilmesi şey değil. Çok da bir şey ifade çok da bir şey etmiyor. Değil. Yani bir öğretmenin, bir polisin emekli aylığına bu kadar bir yansıması oluyor. Ama kayıpları 1500-2000 liraysa bu 500-600 liralık iyileştirme tamam bir iyileştirmedir ama sorunun çözümü getirmiyor. Diğer çalışan kesim açısından düşünecek olursak, meslek grupları açısından olursak sorun sadece öğretmenlerin, polislerin, din görevlilerin değil ki. Genel hizmetler sınıfında çalışan, şube müdür kadrosunda çalışan, akademi mezunu, 4 yıllık akademi mezunu tabii insanlar 2200 ek göstergeleri. Peki bunların sorunları çözülmeyecek mi? Bunların da talepleri o zaman artarak devam edecek. Siz bu meslek grupları neye göre ayırıyorsunuz, ona verip buna vermiyorsunuz? Dolayısıyla bu sorunun devam edeceğini gösteriyor. Başka sorunlar da beraberinde gelmiş. Şimdi 3600'e vaat ettiği kişilerin ek göstergesini 3600 yapsınlar, onu söz verdiler. Onda bir problem yok ama sorunun esas çözümü çalışırken kamu çalışanlarının almakta oldukları özel hizmet tazminatı, ek tazminatlarının tamamı kesene dahil edilmesi halinde bu sorun kökten çözülmüş olur. Şimdi bunun şöyle bir faydası da olacaktır. Şimdi kamuda en azından 2,5 milyon kamu çalışanının olduğu söyleniyor. 300-400 bin kişi şu anda emekliliğini doldurmuş. Sadece bu düşük maaşı göze alamadığı için emekli olamıyor. Şimdi bu düzenleme yapıldığında bir defa Sosyal Güvenlik Kurumu geliri iki kat artacak. Çalışanların çalışanlardan almış olduğu prim miktarı iki kat artmış olacak. Emeklilerdeki genel sorun, düşük maaş sorunu düzelmiş olacak. Emekliler ciddi bir yaşam koşuluna kavuşmuş olacaklar. Bu 300-400 bin kişi emekli olduğunda genç insanlar onların yerine kamuda göreve başlayacak ve işsizliğe de büyük katkısı olacak. Başka bir problemin de çözümü için gerekli bir adım. Tabii başka bir problemin de bu anlamda çözmüş oluyorsun. Burada şöyle bir sorun var.
Çalışan kamu çalışanların maaşında bir azalmaya neden olacak bu uygulama. Onu da toplu sözleşmelerde giderecek tedbirler aldığınız takdirde aslında sorunun büyük bir bölümünü çözmüş olacak diye düşünüyorum. Bu konuda SGK'nın uzmanları, hazinenin uzmanları bir kafa yorsunlar. Buradan iddia ediyorum kafa kafaya bir şey gelecektir. Bugün emekli olmuş bir, emekliye gelmiş bir çalışanla yeni işe başlayacak aynı meslek grubunda bir çalışanın arasında 1500 lira maaş farkı var. Yani dolayısıyla 1500 lira daha az para vererek bir çalışanı istihdam edeceksiniz. Buradan da hazinenin bir kazancı var. Değil mi? Buradan da bir tasarruf sağlanmış olacak. Yani neresinden bakarsanız bakın hem çalışanları memnun edecek hem de hazineyi ve sosyal güvenlik kurumunu rahatlatacak bir çözüm önerisini buradan ben söylüyorum. Uzmanlarım lütfen bu konuya kafa yorsunlar. Çok da büyük hazinenin, SGK'nın kaybına neden olmadan büyük bir yarayı çözmüş olacağız. Önemli noktalardan biri 3600 meselesiyle birlikte karşılaşılan bu yeni tablo. Ama burada önemli detaylardan biri de meslek gruplarında böyle bir ayrıma gidilmiş olması. Tabii. Şimdi bir akademi mezunu bir şube müdürünün. Şimdi 2 yıllık polis okulu mezunu polis. Şimdi polislerin ek göstergesini 3600 yapacağız diyor da. Eğer bunlar bu 2 yıllık yüksek okul mezunu polisin ek göstergesini de 3600 yapacaksanız eğer teknikerlerin de günahı var. Onlar tabii da 2 yıllık. Onlar da 2 yıllık. Mezunu. Evet. Yani neresinden bakarsanız bak bir tarafı düzeltiyorsun ama öbür tarafı sanki onlar bizim bizden değilmiş bir gibi ayrışmaya bir ayrışmaya da sebep olabilecek ortaya bir sunmuş oluyor. Tamam. Durum. Aslında ek gösterge kişinin kazandığı dereceye göre herkese eşit olmalı. Unvanlarına göre, meslek gruplarına göre zaten özel hizmet tazminattan ek tazminatların onların maaşları farklılık gösteriyor zaten. Ama aylığa ilişkin unsurlar derece ve kademeye göre herkese eşit olmalı diyorum. Bir sistem oluşması gerekiyor kesinlikle, sanıyorum. Kesinlikle. Yine burada yani burada bir yara aslında var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi çalışma hayatında emekliliğimizi etkileyen faktörler bu şekilde bir toparlamış olduk. Bir de süreç içerisinde bir takım yasal değişiklikler oluyor. Emekli olduktan sonra kişilerin problemleri sona ermiş olmuyor. Yine başka problemler de sanıyorum karşımıza çıkabiliyor. Yani şimdi 2008 yılında 5510 sayılı bir yasa çıkartıldı. Bu yasa gerçekten hem çalışanlar açısından hem de emekliler açısından ciddi sorunlar ve hak kayıplarına neden oldu. Şimdi bir defa emekliye ulaşım çok zorlaştı. Şimdi hem yaş kriteri getirildi hem prim gün sayıları artırıldı. Maaş bağlanma oranlarında, aylık bağlanma oranlarında ciddi düşüşler meydana getirildi. Şimdi bir işçinin emekli aylığı şu şekilde hesaplanıyor. Ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranını çarpıyorsun. Basit bir tanımda bu şekilde. Ama ortalama aylık kazancı hesap ederken bir takım faktörler var. Onlar bu 5510 sayılı yasayla değiştirildi. Şöyle, bugün emekli oldunuz. Sizin 15-20 yıl önce çalışıp da sosyal güvenlik kurumuna ödediğiniz kazancın bugünkü tutarını hesap edebilmek için bir yöntem bulmak gerekiyor. Buna da bir kasayla 15-20 yıl önceki kazancını bugünkü tutarı nedir? Bunu bulmak üzere bir kasayı tespit ediliyor. Şimdi bu kasayının tespit edilmesinde önceki dönemlerde bu 5500 sayılı yasadan önce açıklanan enflasyon oranları artı büyüme oranları yansıtılıyordu. Büyüme oranlarının tamamı yansıtılıyordu %100'ü. Bu yasadan sonra büyüme oranlarının %30'u yansıtılmaya başladı. Dolayısıyla büyüme oranlarından artık emekliler aylıklarının belirlenmesinde şey alamıyorlar. Evet, o oran düşürüldü. O oran bir mağduriyet söz konusu tabii, olmuş yani, oldu haliyle. Aylık bağlama oranlarına geldiğimizde gerek bağ kurları olsun, gerek işçiler, gerek memurlar olsun 25 yıllık bir çalışanın aylık bağlama oranı %70 oranlardan %50'ye çekildi. Yani bir yılda 2 puan, 3 puan üzerinden hesaplanan aylık bağlanma oranı 2008 yılından sonra işe girenler açısından özellikle 2 puana düşürüldü. Evet, bu da yine bir hak kaybı. Bu da bir hak kaybı. Şimdi biraz önce çalışma hayatından bahsederken işte gün sayılarının bildirilmesi, o emeklilik için gerekli olan gün sayısını tamamlayabilmek için
neler yapılması gerekiyor. Onlardan bahsettik. Şimdi bugün sayılarını tamamlamış olsanız bile babanın aylığının tespitinde bu unsurlar emekli yine olduktan sonra aylığınızın ciddi bir şekilde düşmesine neden oluyor. Yine 5510 sayılı yasadan önce bu ortalama aylıkla aylık bağlama oranını çarpıyorsunuz, bir maaş buluyorsunuz. O maaşta bir alt taban sınırlaması vardı. Ortalama aylık kazancın %70'inden az olamaz diye bir sınır vardı. Bu sınır kaldırıldı. Dolayısıyla nereye kadar düşersen düşeceksin. Evet. Yani böyle bir olumsuzlukta kaldırıldı.